Abi önümüzde bir seçim var. Oyunuzun rengi ne olacak? Halkın Kurtuluş Partisi'ne vereceğim. Neden efendim? Projesi olan parti, ötekilerin hepsi hırsız. Peki bir tahmininiz var mı? İşte seçimlerden sonra ne olur? Ne gibi değişiklikler olur ülkede? Valla umutsuz olmayacağız. Umut olacak muhakkak bu ülkede. İyi şeyler olacak. Hırsızlar da hesabını verecek. Altılı Masa olsun, Millet İttifakı olsun, Cumhur İttifakı olsun. Herkes hesabını verecek. Peki abi şöyle bir durum var. 20 yıldır bizi mevcut iktidar yönetiyor. Geriye bakarsanız bunu görüyorsunuz. Daha önceki seçimlerde de hep söylendi. AK Parti artık gidecek falan denildi ama sandıktan çok fazla bir sürpriz çıkmadı. Yine öyle bir senaryo karşılar mı bizi? Yok. Bu sefer gidecek. Vallahi şu anda adaylara bağlı. Adayları bir görelim önce. Şartlar onu değiştirir. Şimdi benim şahsi görüşüm Mansur Yavaş'tan yanayım ben. Neden dolayı? Çünkü İç Anadolu'da şu anda genelde AK Parti'ye oy çıkıyor. Ama batı kesimlerinde genelde AK Parti oy çıkmıyor. Sol kesime çıkıyor. Bundan dolayı da eğer orta kesimlerden oy almak istiyorsa Mansur Yavaş'ın adaylığının şahsi görüşü kazanma oranı da çok yüksek. Çünkü bunlar anketlerde. Daha önce de zaten telefonlarda bize de çok anketlerde geldi telefonlar. Şu anda şahsi görüşüm Mansur Yavaş birinci olur diye düşünüyorum ben. Ama Kılıçdaroğlu seçilirse, aday onu gösterirse şahsi görüşüm seçileceğini zannetmiyorum. Yine Tayyip Erdoğan kazanır. Sizin oyunuzun rengi ne olur? Mesela Kılıçdaroğlu çıkarsa Erdoğan'ın karşısına. Daha 2-3 ay var ama 2-3 ayda ne değişir bilmiyorum. Şimdi bu ülkede her zaman bir şeyler değişiyor. Bir suikastlar oluyor, herhangi bir şey oluyor, işte bomba patlıyor, şu oluyor, işte ekonomi bozuluyor, dış güçlerle savaşmalar başlıyor, işte diyor işte Suriye'ye kara harekat düzenleyeceğim diyor. Ondan da vatandaşın çelme durumu, aklında çelme durumu çok şeyler var. Yani bu ülkede çok oyunlar oynanıyor. İnsanlar göremiyor mu abi bunu? İnsanlar göremiyor. Ben şunu söyleyeyim, insanlar cahil. Buna hepimiz cahiliz. İnsanlar en iyi sistem Japonya'daki sistem. Adam diyor ki kardeşim beni seçecek adam diyor. Okumamış adam beni seçmesin diyor. Japonya'nın sisteminde öyle. Bizde herkes bir ekonomist olmuş gidiyor. Adama diyor karnını aç adamın. Ya çok şükür diyor. Ya arkadaşım karnını aç diyorum. Karnını emekli maaş 5500 lira ev kirası 6500 lira ya. 7000 lira neyse değişiyor. Bir bağırsağa bakın. En kötü bağırsak beğenmiyordu millet ya beğenmiyordu. Gidin bağırsakta 3000-3500 lira ya ev kirası. Adam zaten alıyor emekli maaşı 5500 lira. Nasıl geçinecek? Bunun elektriği var, suyu var, gıdası var. Ya bir mont. Önceden 100 lira derken monta ya iyi diyordum. Şimdi en kötü mont 500 lira 600 lira ya. Şimdi bilen 400 liraya aldım ben çocuğuma. Ya iyi diyorum ya 400 lira iyi ucuz aldım diyorum. Bak ciddi söylüyorum daha yeni aldım. Vallahi sevindim bak 400 liraya aldığıma sevindim bak. Ben daim olarak burada sokaktayım. İnsanlarla konuşuyorum evet, sürekli. Aslında olur. Ekonominin kötüye gittiğini herkes kabul ediyor ama. İşte ama buna geldim mi seçime geldim mi veriyor. Sebepleri tartışma konusu. Şöyle bir şey var benim gözlemim. Belki de yanlış olabilir ama benim gördüğüm şey evet. Bu. Yani işler kötüye gittikçe, örneğin ekonomi kötüye gittikçe insanların AK Parti seçmeninin AK Parti'ye daha çok sarıldığını gözlemliyorum. Bize saldırıyorlar, ülkemize dış güçler saldırıyor diyerekten AK Parti'ye daha fazla sarılıyorlar. Böyle bir durum var. O da var. Dini çok kullanıyorlar. Açık söyleyeyim. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız bak. Ha, ateist olur, beni ilgilendirmez. Herkesin görüşüne saygılıyım. Şey yok. Şu anda bakmayın bütün Müslüman ülkelerinde hepsinde karışıklık var. Libya'sı, Mısır'ı hangisinde dersen. Bize şimdi Müslümanımız diyor hepimiz. Bütün haram var, hiyan var, sahtekarlık var. Hepimizde var ya. Ya aslına bak. Tabii ki şimdi ben her zaman şöyle diyorum. Şöyle olmayacaksın kardeşim. İyi yaptığı bir şey varsa hükümetin iyi yaptıklarını da söyle. Mesela savunma sanayi. Kardeşim çok güzel savunma sanayi. Kimse bunu inkar edemez. Yaptığı iyi şeyler var. Diyor ki yol diyor. Kardeşim devlet bunu yolu yapmak zorunda. Almanya'da da yol var. Gidin otoparklara, otoyollara bir tane para ödeyeyim adam. Hepsi ücretsiz. Bunu yapmak zorunda zaten devlet ya. Bunlar mecburi zaten. Ha eski hükümet yapmamış. Onların da o zaman Allah belasını versin yapmadıysa. O yapmadı diye bu da mı yapmayacak yani? O zaman bu da yapmasın. Öbürü gelsin o da diyor o da yapmadı. Öyle olur mu yani? Bir insanların biraz alım gücü olacak ya. Geliyor Ruslar, Almanlar, Ukraynalı, Suriyeli, Afgan. Ne ararsan ülkeye dolmuş. Onların yüzünden bu ekonomi bu kadar kötüye gitti kardeşim. 4 milyon 5 milyon Suriyeli var diyor. Hadi en az 150-200 bin de Rus vardır. Ukraynalısı var. Ev kirası sen verebiliyor musun? Adamın 1000 doları 20 bin lira. Sen geliyor adam basıyor hemen 1000 doları veriyor. İstediği yerde oturuyor. Sen oturabiliyor musun? Oturamıyorsun. Adam çünkü ucuz. Gidin alışveriş merkezlerine bakın bayım. Hep Rus, Suriyeli işte neyse. Adam çanta alıyor. Niye? Ucuz kardeşim. Sen alamıyorsun ama. Şimdi adamlar Almanya'dan geliyor bizim gurbetçiler. Kıymetli yani ona göre ucuz. Bize pahalı onu kıymetli. Adam abi 1000 dolar 20 bin lira yapıyor ya. Abi ama senin paran ucuz. İşte değersiz o yüzden yani. Onlar bizim parayı değersizleştiriyor. Ekonomide elbet kötü olur kardeşim. Gitsinler memleketlerine ya. Hani bizim hiç bak emin olun bizim ülkemiz Allah o günleri göstermesin. Savaş çıksın. Herkes gider. Amcam belki 60-50 neyse yaşında hepsi savaşır. Kardeşim vatanından kaçan adama bize hayır olmaz.
2 gün sonra bizim ülkemizde karıştırırlar bunlar. İç savaş çıkarttılar. Onun için gönderecek abi. Rusluğuna hepsi gitsin kendi memleketinde yapsın. Biz kendi vatandaşımız kendimize sahip çıkalım biz. Ömrümüzü bak 20 senedir hep geriye gidiyoruz. Hiç ileriye gitmiyoruz. Ben sana sadece şundan örneğini vereyim. Ben evimi kaç sene kaçta 2013'te aldım. 124 bin liraya aldım. O zamanki maaşım 1500 lira filandı. Senede 20 bin lira etsin. Tamam mı? 20 bin lira. Şu anda 10 bin lira maaş alıyorum. Yani ben o dönemde 6 yılda bir maaşımda hiçbir şey yememiş içmesem evimi alabiliyordum. Şu anda evim benim 2,5 milyon diyorlar, 3 milyon diyorlar. Allah belasını versin evi de yükselttiler. Keşke 100 bin lira düşsünler. Herkes ev alsın. Şimdi benim maaşım 10 bin lira. Senede 120 bin lira eder. Çarptığın zaman kaç yıl ediyor? 120 bin lira. Ortalama 10-20 yıl, 20 yılı geçiyor. Ben 14 yıl geriye gitmişim bir ev almak için bak. 14 sene. Önceden 6 senede alıyormuşum. Şimdi 20 senede ev alabiliyorum hiçbir şey yemeden içmesen. Doğru mu? Ne olmuş? Ben 14 sene fakirleşmişim. Herkes buna göre oyunu versin. Ha yeni gelecek hükümet de iyi olur mu? Ona da bir şey diyemem. Ama şimdi diyorlar ki ben CHP'li değilim. Bak ben MHP'liyim. Ben ülkücü kökenliyim. Evet. Solcu da değilim ben. Ben MHP. Oldu bitti. Ben hiç AK Parti'ye oy vermedim 2002. 38 yaşındayım. Hep MHP'ye verdim. Ama bu dönemde de vermiyorum MHP'ye de. Vermekten bak neden? Tabii buyurun. Tabii. Şimdi sen MHP'liyim dedin. O zamanki siyasiler o sağ sol davasında gerçek ülkeye savunan Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar, doğru. Hüseyin İnanlar, evet. Kaypak Kayalar. Bu ülkeyi gerçek savunan ve bu halkın uyanmasına meydan açan insanlar odur. Altıncı filoyu istememişler. O zaman bak şöyle bir doğrudur. Şey. Devlet evet. Dairesine giremiyorduk. Biz köyde kalıyorduk. Ebem akşamdan yoğurt mayalardı, çörek yapardı. Bir devlet dairesine bir ufak bir iş olacak. İçeri adamla görüşemezdik. Adamın evine götürürdük, bırakırdık. İşimiz olursa olursa olmazdı. Tamam o günler geçti. Rahmetli Atatürk bir 10 sene daha yaşasaydı. Sen, bak, zaten bak, şimdi yaşasa şimdi zaten bak, hepsini keser Atatürk. Yok, kimseye sağ bırakmaz ki. Bir 10 sene daha yaşasaydı rahmetli bak Türkiye'yi evet. Öksüz bıraktı. Peygamber doğru. Efendimiz 62 yaşında öldü, İslam öksüz kaldı. Doğrudur. Bu İslam'ı doğru. Sahtekerliğiyle kullanıyorlar. Tamam, bize Emevi, Maviye, Yezid saltanatıyla kullanıyorlar. Gerçek İslam'ı kullanmıyorlar. Tamam, doğru bize Kur'an-ı Kerim 6666 ayet, 466 ayeti kayıp. Niye kayboldu? Kim kaybetti bunu? Doğru, işine gelmeyen o zamanki halifeler, bak o zaman işine gelmeyen halifeler kaybettiler. İslam bu duruma geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrıldığımız zaman Türkiye batmak zorunda. İslam'da da Ehl-i Beyt yolundan, Kur'an'dan, Peygamber evet, Efendimiz doğru, yolundan doğru. Ayrılırsak İslam'da batmak tabii, zorunda. Doğru zaten şu anki başka keşif yok. Zaten ona gidiyor. Ama şu bugün anda, cemaatlerin peşine evet. Gidersek cemaat evet. Kim ki ya? Gerçek Allah yolunda olan bir insanın ne olur? Bir asası, bir hırkası. Bir de mezar olur. Başka bir şey olmaz. Cübbeli'ye bakıyorsun Mercedes'inden geziyor. Adıyamanlı'ya bakıyorsun 5 tane avradı var. Mercedes'lerinden geziyor. Doğru. Öbürüne bakıyorsun aynısı. İslam yolunda olanların hepsinin 5'er tane 6'şer tane avradı var. Saraylar, saltanatlar. Yahu altan böyle bir dünya var mı ya? Böyle bir Allah peygamber var mı ya? Böyle bir şey olur mu ya? Haşa yani. Ama maalesef bizim ülkemizde şu andaki başımızdaki bulunan hükümet devlet demiyorum bak. Devlet her zaman kadimdir. Biz devletin yanındayız. Biz hepimiz devletiz zaten. Şimdi millet olarak. Bunlar cemaatlerden besleniyorlar. Cemaatler de bunların parasından beslendiği için ne yaptılar? Ülkeyi bu hale getirdiler. Ülkede satılmadık bir şey kalmadı. Hiç kesinlikle her şeyi sattılar. Ama halk gözünün önüne bakmazsa bir dönem daha kazanırsa var ya yemin ediyorum yerlerde sürüneceğiniz hepimiz. Kimse değil. Herkes gözünün önüne bakacak. Bu kadar diyor. Yani gözüne bakacak. Şimdi kardeşim demokrasi. Ben buraya misafir geldim. Kızımın yanına geldim. Antalya'nın şöyle eski düzenine baktım. Şimdiki düzene baktım. Her köşede 10 tane tinerci yatıyor. 10 tane hapçı yatıyor. Ne? Ben açık konuşuyorum. Buranın emniyeti zayıf. Valisi zayıf. Hepsi zayıf. Bürokrasinin hepsi zayıf burada. Hiç bakan yok bürokrasi burada. Ben geziyorum bakıyorum 10 tane bir yerde yatıyor. 10 tane bir yerde yatıyor. Yazık günah ya. Gerçekten günah. Antalya yani turizm bölgesine günah. Yazık. Abi demokrasi dediniz az önce. Demokrasiden bahsettiniz. Şimdi 20 yıldır mevcut iktidar bizi yönetiyor. Madem bu kadar problem sıkıntı varsa 20 yıldır biz neden oy veriyoruz aynı iktidara? Kardeşim oyu nasıl aldılar? Hep hileyle hurdayla aldılar. YSK kim? YSK ne oldu? Geçen sorularını nasıl saydılar? Bugün İstanbul'da kazanılmış belediyeyi ne yaptılar? Tekrar seçime soktu. Kim soktu? YSK soktu. Hepsi jandarma onun elinde, polis onun elinde, para onun elinde, güç onun elinde, her şey onun elinde. Ne yapacak? Yapamaz. Yapamaz. Halk sahip çıkacak. Evet.
Evinde oturmayacaksın, gideceksin, sandığın başında duracaksın. Durmazsan aynı duruma düşersin. Affedersin, sen nerede oturuyorsun abi? Ben Ankara'da oturuyorum. Ankara'da oturuyorsun. Heh. Sen Ankara'nın şeyini veya İstanbul'un halini biliyor musun? Biliyorum, İstanbul'u da biliyorum. İstanbul depesi gelmiş, İstanbul'da, her yer batmak İstanbul'da, üzere. Geldi gelir adam ne yapmış, kusura bakmayın. İstanbul'da adam şu anda... Efendim? Ne lazım sana mesela? İstanbul'da abi, göç şey ediyorlar şimdi. İstanbul'da köylere göç ediyorlar. Niye? Adam geçinemiyor, ev kirası veremiyor. Abi, bitti. Yani hiçbir şeyde... Kusura bakma. 10 bin lira alıyor, 10 bin lira alıyor aylık ama. Kusura bakma. 10 bin lira alıyor, 8 bin lira kira. Ben, abi. Ben de emekliyim, değilim arkadaş. Allah'a şükür iyiyim yani. Kaç para alıyorsun abi? Efendim? Kaç para alıyorsun? 10 milyar alıyorum. Yanlış anlama, sen de açsın abi. Ben 10 milyar alıyorum. Sen de açsın abi. Tamam ki yani. Sen de açsın, onu diyorum. Değilim. Sen 10 milyar alıyorsun, ben 4700 lira alıyorum. Ne yapar? Onu da düşüneceksin. Sen kaç şeyden primle emekli oldun? Ben Bağkur'dan emekli oldum. Ben de 15 bin. Sen 10 bin lira alacaksın. 13 bin prim ödedim. 13 bin. Ya Rabbi şükür diyeceksin. Evin var. Kiralık evin var. Benim sadece bir emekliyle geçiyorum. Bir de kredi ödüyorum. Ben bilemiyorum yani. Bu kadar. O ayrı. Ben şükürü bir tek Allah'a yaparım. Allah'tan başka kimseye şükür yapmam. Onlar bir bizi yöneticidir. Ben ona şükretmem. Niye şükredeyim ya? Onlar yönetici. Gelir geçer. Ama Allah, Cenab-ı Allah kadimdir. Başkasına olmaz. Yani bu insanlar uyanması lazım. Ama bizi boyuna cemaatlerle, dininle uyduyorlar. Ne Mekke'de, ne Kudüs'te, ne Hac'da, ne yerde, ne hararette, ne sacda. Bir şey bulamazsın. Burada bulursun. Hak ben Adem'de. Kendin de bulun. Başka hiçbir şey, kimse de yok. Cübbeli Ahmet'ten mi bulacak? Veya Adıyamancı'dan mı bulacak? Süleymancı'dan, Nurcu'dan mı bulacak? Bak Fethullah ne yaptı? Güvendiler, Allah dostu dediler. Öyle bir kazık çattı ki. Oho, kimse çıkaramıyor kazığı. Çıkarabiliyorlar mı devlet dairelerinden? Aynı kazık devam ediyor. Bugün o subaylar, darbeyi yapan subaylar nerede şimdi? Biliyorlar mı? Nerede yatıyor? Nerede besleniyor? Kimse bilmiyor. Heh, yazık günah değil mi? 850 tane deniz kuvvetlerinden subayı yok ettiler, kaybettiler. Öldürdüler yani. Resmen öldürdüler. Silindi. Ali Tatarlar intihar etti. Bak diğer subaylar da kayboldu. Kimse biliyor mu? Arınç ne yaptı? Ne dedi? Bana dedi suikast yapacaklar dedi. Bir düzmeceyle Gozmuko diye girdiler. Kim verdi Gozmuko diye izini? Şimdiki başımızdaki Tayyip Erdoğan verdi. Yoksa askeriye bugün bizim her şeyimizi, gizli evraklarımızı, her şeyimizi aldılar. Amerika'ya sundular. Ben Amerika'ya da gittim. Amerika'yı da gördüm. Oradaki cemaatleri, bizim halkımızı görsen aynı pisliğin içindeler. Aynısı. Aynı pisliğin içindeler. Öyle olmaz. Önemli olan biz birbirimize sahip çıkacağız. Biz Türk milletiyiz. Bizim başka dostumuz olmaz. Yani benim diyeceğim bu kadar. Hep yıllardır soruyoruz ya, söyleriz ya. Ne olacak bu memleketin hali diye. Ben de size sorayım abi. Ne olacak memleketin hali böyle? Memleketin hali bu devran düşecek. Millet özgürce olacak, özgürce konuşacak, kimse kısıtlamayacak. Bak ben 20 yaşında bir gencim. Ben ne A partisini tutuyorum, ne B partisini tutuyorum, ne C partisini tutuyorum. Zaten benim gibi yani benim yaşıtlarım biliyor ki herkes bu düşüncede abi. Atatürk'ünü seven, milletini seven, hani vatanını seven insanlar, şu an benim yaşımdaki insanlar sadece şunu istiyor ki bu ülke... Bak başımızda Tayyip Erdoğan da olsa, Kılıçdaroğlu da olsa, Muharrem İnce de olsa, Meral Akşener de olsa, kim olursa olsun bu ülkenin geleceğinin güzel olmasını istiyor. Ama yani bir söz var abi benim duyduğum, çok güzel bir söz. Hani güdülecek koyun oldukça güdecek koyun çoban çoktur. Yani bizim ülkemiz hani affınıza sığınarak söylüyorum abi, çok fazla koyunumuz var. Şimdi medyada bir haber çıkıyor. A kanalında bir haber çıkıyor, diyor ki işte yurt dışında benzin, biz en ucuz benzini biz alıyoruz. Medyada bunu gören benim dayım hiçbir şey bilmediği için, hiçbir şeyden habersiz olduğu için buna inanıyor. Ve çocuğuna diyor ki ya bak diyor, biz diyor bu ülkede diyor en ucuz benzini dünyada biz alıyoruz diyor. Heh. Şimdi yani ben gencim abi, 60 yılında SSBC uzaya gitmiş, 61 yılında Amerika NASA'yı kurmuş, uzaya gitmiş. Almanya 60 yılında, 30 yılından itibaren araba üretmeye başlamış. Biz Atatürk döneminde o kadar fabrika kurulmuş, Marshall Anlaşması gelmiş. Ne olmuş Marshall Anlaşması gelince? Amerika demiş ki bize, kardeşim sen üretme ya, sen niye üretiyorsun? Ben sana vereyim parasını demiş. Bak üstüne ben sana parasını veriyorum, üstüne bir de ürünü veriyorum, sen üretme yeter ki. Şimdi biz, benim geleceğimin güzel olması için abi, benim okumam lazım değil mi? Şimdi ben bir üniversiteye gidiyorum, benim arkadaşlarım üniversiteye gidiyor, benim annem bana... kızıyor. Babam bana kızıyor. Neden üniversiteye gitmiyorsun diye. Abi ben liseye 445 puanla girdim. Karatay Anadolu Lisesi'ne 445 puanla girdim ben. 500 üzerinden ben iki sınavda da fende full çektim. Karatay Anadolu Lisesi'ne gittim ama ben üniversite okumadım. Neden okumadım? Abi ben üniversite okuyacağım çünkü geleceğim yok. Adam diyor ki üniversiteden mezun oluyorum. 4 yıl okuyorsun, 22 yaşına geliyorsun. Adam diyor ki senin bir deneyimin var mı? Yabancı dilin var mı? Ekstra bir özelliğin var mı? Ya abi ben zaten bu şeyin bölümünü okumuşum ya. Ben bunun hani kitabını okumuşum, yazmışım ben bunu ya. Adam bana hala diyor ki bunun şeyi var mı?
Hadi bunlar, ha tecrüben var mı? Ya sen bana bu işi vereceksin ki benim tecrübem olacak. Onu da geçtim abi. Bak ben, annem benim Lara'da çalışıyordu şu an. 300 liraya çalışıyor. Ben gittim, adam bana diyor ki günlük 12 saat çalışacaksın, sana 200 lira vereceğim. Ya ben 20 yaşındayım ya. Günlük 200 liradan aylık 6000 lira ediyor. Askeri ücret 10 bin lira olmuş. 8,5 milyar olmuş yani. Şimdi ben, benim abi bir tane bilgisayarım var evde. Bak sana yemin ediyorum 12 milyara aldım ben bilgisayarı. Şu an fiyatı 28 bin lira oldu. Bir sene oldu ya. Bir sene içerisinde abi bir şeyin fiyatı 3 katına 2 katına çıkabilir mi ya? Yani benim bir şeyler üretebilmem için. Şimdi ben bakıyorum abi, bizim en iyi ürettiğimiz şey ne? Aselsan, Roketsan değil mi? Altay tankı, Atakya. Abi bunların hepsini topluyorsun, bir tane WhatsApp etmiyor. Benim WhatsApp'ı üretebilmem için benim o bilgisayarı 30 milyara değil, 1000 liraya, 2000 liraya, 3000 liraya alabilmem lazım. Abi sizin geleceğiniz biziz. Anladın mı? Bize destek verecekler ki. Abi yazılımcı üreteceksin ya. Gelişmiş beyin üreteceksin. Abi şimdi artık çocuklar hani üretmek istiyor ama elinde fırsat yok. Çocuk abi, ben 300 lira telefon faturam var benim ya. 300 lira telefon faturam var. Ben şu an bir tane üniversiteye çıkmaya kalksam abi. Şu an bak, en düşük Eskişehir'e gitsem. En kötü şehirlerden birisi. Eskişehir'e gitsem. Üniversite şehri. 2000 lira, 2500 lira kirası var. E bunun elektriği, suyu, faturası. E hiç mi yemek yemeyeceksin? Yemek yiyeceksin, dışarı çıkacaksın. E insansın. Hiç et yemediğini düşünürsem abi, zaten benim günlük, yani aylık olarak 7000 lira, 8000 lira giderim var. E benim babam askeri ücretle çalışıyor. E babamın kirada oturduğunu düşün. E şimdi bu adam kiranın parasını mı versin? Bana mı para göndersin? Beni mi okutsun? E ben okuyacağım, 4 senemi harcayacağım. Aylık 10.000 lira bir askeri ücret parası verecek babam bana. Yemeyecek, içmeyecek. E ben çıkınca yine askeri ücretle çalışacağım. Ben anlamıyorum abi. Hala diyorlar ki ekonomi çok güzel. Ya Almanya'da bak, ben abi takside de çalıştım, Vito'da da çalıştım. Almanya'dan gelen müşterilerle çok fazla çalıştım. Adam bana geliyor, diyor ki kardeşim diyor, ya ben burada diyor hani halinize o kadar acıyorum ki diyor. Adam abi şu kadar para getiriyor, tamam mı? 200 euro getiriyor, bir bozduruyor şu kadar para burada. Adam istediği gibi yani, orada bir aylık maaşını, iki aylık maaşını buraya getiriyor. Burada bir ay krallar gibi yaşıyor. Ama biz bunu Türk halkına anlatamıyoruz. Bizim isteğimiz abi onun değişmesi, bunun değişmesi değil. Biz zihinlerin değişmesini istiyoruz artık. Biz ülkenin, geleceğinin güzel olmasını istiyoruz. Ama bunu anlamıyorlar. Yani siz diyorlar ki Tayyip düşmansınız, siz vatan hainisiniz. Abi biz vatan haini değiliz. Bu ülkeyi en çok seven bizleriz zaten. Şu an TOG arabası üretiliyor abi. TOG'un fabrikasında kimler çalışıyor? 60 yaşındaki dayılar mı çalışıyor? Affedersiniz, sözüm size değil. Sözüm meclisten dışarı, ama yani gençlerimiz çalışacak abi. Gençlerimiz üretecek. Ama senin gençlerin önünü açman lazım. Yani şu an gençler hiçbir şey yapamıyor. Al abi ayakkabıma bak. Yani şu an ben bunu pazardan 150 liraya aldım. Almanya'da Hansis'in de ismindeki adam bunun orijinalini giyiyor. Orijinalini giyiyor ya. Benim o çocuktan ne farkım var? Ulan ben Türk'üm ya. Benim dedelerim savaşmış bu ülkeyi. Bir yerlere getirmiş. Osmanlı'yı kurmuş. Bir bedelini ödemiş. Ama biz şu an cefasını çekiyoruz. Adamlar zaten, benim atalarım bunun cefasını çekmiş. Ben yine belli bir başarısızlıkların veya bir belli bir şeylerini biz çekiyoruz abi. Yine biz çekiyoruz. Bu ülkede zihin değişmezse, düşünce değişmezse hiçbir şekilde abi biz düzelmeyiz. Tayyip de gitse, başımıza kim gelirse gelsin, biz başımıza kimi getirirsek getirelim, bizim ülkemizdeki zihin yapısı değişmezse, gençlerin önü açılmazsa, dayılarımızın fikri değişmezse veya kötü düşünen gençlerimizin fikri değişmezse abi, biz hiçbir şekilde yani düzelmeyiz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Hani olmaz ama biz de yönetenler, ya siyasi parti, milletvekili 70 milyar maaş alıyor. Ben 37 sene 5 ay çalıştım. Aldığım 16,5 milyar maaş, inanırsanız, inanmayasanız da gösterebilirim. Anladın mı? Bak arkadaş, göster. İşte burada maaş programı da yeni aldım. Anladın mı? İşte 37 sene 5 ay 1 fiil çalıştım. Devlet dairesinde çalıştım. Ama memur musunuz abi? Bak 37 sene 5 ay diyorum arkadaş ya. Bir ömür ya, bir delikanlı zamanı ya. Delikanlı 20 yaşına kadar delikanlıdır. Ben 37 sene 5 ay... Aldığım parası burada arkadaşlar, bakın. Olmaz ama bizleri yönetenler, siyasi parti üzerinde söylemiyorum bunu. Her partiyi baz alabilirsin. Senin şu an izliyor olsalardı, sen neticede bu ülkenin bir geleceğisin. Bu ülkenin geleceği olarak bir şey söylemek ister miydin? Abi ben şahsi olarak ben şunu söylüyorum ki bak, ben abi şunu da çok net gördüm ki bak, ben kimi gördüysem tamam, ailesinden veya farklı bir yerden hani siyasi bir görüşü benimseyen arkadaşlarım da var. Ama ben cidden bu ülkenin geleceğini isteyen gençlerde şunu fark ettim ki abi, şu an ben hani hiç kimseyi, affedersiniz, çünkü ben birkaç yıldır siyaseti takip ediyorum. Ben 20 yaşındayım, ben daha geçmişi bilemem. En fazla internette gördüklerimle, araştırdıklarımla bilebilirim. Onları dayılarım, benim amcalarım, abilerim bilebilir.
Ama şu an abi ben bakıyorum, bana birisi gelip de demiyor ki ya gençler ben sizin önünüzü açacağım. Siz niye 20 bin liraya bir bilgisayar alıyorsunuz demiyor. Herkes diyor ki ben başa geleceğim, Mercedes'i satacağım. Abi tamam sat da. Önemli olan Mercedes'i satmak mı? Para mı? Ya biz hepimiz para toplayalım ya. Pandemide Tayyip Erdoğan para toplamadı mı? Sorun para değil abi. Sorun para değil. Yani senin o parayı nereye harcadın? Bir gerçek ki abi bizim ülkemizde vergi cidden hani çoğu ülkeye göre normal standartlarda alınıyor. Bazı konularda teknoloji konusunda yani yetişemediğimiz, üretemediğimiz konularda evet. ÖTV'miz falan çok yüksek. Hani bunu ben deyince bazıları yanlış anlıyor işte bizim vergimiz çok yüksek falan diye anlıyor. Aslında öyle değil. Bizim abi şimdi biz vergiyi veriyoruz. Ben bir ürün alıyorum 1 liraya. %30 vergi veriyorum. 30 kuruş değil mi? O 30 kuruş bana 30 kuruş olarak geri dönerse 25 kuruş olarak geri dönsün ya. Refah içinde yaşarım. Benim o 30 kuruşla fabrika açılırsa bana bir şeyler üretilirse ne olur? Senin o 30 kuruşun 1 liraya değerlenir. Abi sen bir şey üretirsen, o benden aldığın vergiyle bir şey üretirsen ne olur? Sen benden aldığın parayı değerlendirip daha da arttırmış olursun. Ama sen benden aldığın parayı gidip yol yaparsan, bak yolu yapacaksın. Yapacaksın. Ben şoförüm, en çok ben isterim yapılmasını. Yapacaksın ki halkın rahat edecek. Ama yoldan önce sen bir fabrika kuracaksın, bir şey yapacaksın. Abi tamam bak çok güzel fabrikalar yapılıyor. Atak helikopteri, Altay helikopteri, Milli Muharip, Savaş Uçağı, ben bunların hepsine gittim. Teknofest'lere gittim, hepsini bir bir inceledim. MPT-76, MPT-56, bunların hepsini inceledim. Milli işte Savaş Uçağı gemimiz, bunların hepsi çok güzel şeyler. Togumuz, bunların hepsi çok güzel abi. Ama yani bizim biraz da, yani ben bakıyorum Amerika'ya, Amerika ne üretmiş? Apple üretmiş. Abi herkesin cebinde Apple var, herkesin cebinde Samsung var, hepinizin cebinde Xiaomi var. Yani 3 tane 4 tane marka var, 5 tane marka var. Şimdi bu adamlar sadece bir tane telefon satarak ülkesini kalkındırıyor ya. Adam yani bunu Amerika'da üretmiyor, özel bir firma üretiyor. Ya sen git özel firmaya destek ver bari. Git bir tane Türk telefon markası çıkar, destek ver. Git bir tane atıyorum teknoloji firması çıkart ya, ekran kartı üret, herhangi bir şey üret, çip üret. Abi çip sorunu var şu an ya, dünyada hala çip sorunu var. Pandemi geçmesine rağmen hala çip sorunu var. Hala arabaların çiplerinde sıkıntı var, ekran kartlarının çiplerinde sıkıntı var, işlemcilerin çiplerinde sıkıntı var. Dışı dedin de ben genelde senin yaşındaki gençlerle de konuşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Tabii birçoğu konuşmaktan çekiniyor ama konuşabildiklerimin birçoğu, ki istatistikler de şunu gösteriyor ki artık yurt dışına gitmeyi hayal ediyor bu gençler. Senin de böyle hayallerin var mı? Benim şöyle bir hayalim var bak. Ben şunu isterim ki ben yurt dışına gitmeyi istiyorum ama neden? Ben yurt dışına giderim, döviz farkından paramı kazanırım, Türkiye'de güzel bir gelecek kurabilmek için. Ben vatanımı çok seviyorum abi. Ben 7 kuşak Antalyalıyım. Dedem de Yörük, onun dedesi de Yörük. Ben Türk'üm abi, ben özüm Türk benim ya. Kürt de olsam ben buralıyım abi. Buradaki herkes de öyle düşünüyordur, çoğu genç de öyle düşünüyordur. Buradaki yani ekonomi, emin olun yani ekonomi çok güzel olsa veya yaşanılabilecek bir yer olsa burası. Şimdi yani benim kız arkadaşım var burada abi. Ben otobüsle Lara'ya gidecek. Bak yemin ediyorum ben göndermeye çok korkuyorum. Benim aklıma Özgecan Aslan geliyor. Vallahi bak benim aklıma Özgecan Aslan geliyor. Gidiyorum arkadaşıma 200 lira veriyorum. Evine bıraktırıyorum. Kendim arabamla gidiyorum. Arabamızla gidiyorum evine bırakıyorum. Lara'ya 30 kilometre. Bir kız sokakta otobüse bile rahat rahat binemiyorsa, burada tek başına rahat rahat gezemiyorsa abi bir sorun vardır. Belli sokaklardan geçemiyorsa, belli bir saatten sonra çıkamıyorsa bir sorun vardır abi bu ülkede. Bunlar düzeltilse eminim ki ben hiçbir gencimiz dışarı çıkmaz. Hem dışarı çıkmaz hem de kendi ülkesine faydası olur. Çünkü kendi ülkesini seven, kendi ülkesinde bir şeyleri gören, bir geleceği gören bir genç bence daha iyisini yapar yani. Daha iyisini başarır. Çünkü elinde zaten şu an gençlerin yapabileceği bir olanak yok yani. Şu an bir teknoloji üretmeye çalışsa teknoloji pahalı. Bir yere girmeye çalışsa herkes asgari ücretle çalıştırıyor. 12 saat çalıştırıyor. Sigorta yapmıyor. Şu an gençlerin önü kapalı. Gençlere bir şey yapılması lazım abi. Gençlerin önü açılması lazım. Bizim geleceğimiz gençler. İş sahası açılır. Sen de aynı şeyi sana soracağım kardeşim. Gelecekler için bu. Olmaz bu iş. Birçok sıkıntıdan bahsettim. Bunlar zaman zaman da gündeme geliyor ama hiç kimse sorumluluğu kabul etmiyor. Özellikle iktidar yani. Şu andaki senin anlattığın bu sıkıntıların hiçbirisi iktidar değil. Vatandaşların da gözünde öyle. AK Parti seçmeninin gözünde de öyle. Yani kimdir bu problemlerin, sıkıntıların sebebi? Abi sana şöyle söyleyeyim. Ekonomi dediğimiz olay bir güne, bir aya, bir yıla dayanan bir şey değil. Sen 20 yıl önce hiçbir şey üretmemişsen pandemide en ufak bir ekonomik krizde bunun şeyini görürsün. Sen şimdi adam bir şeyde röportajda gördüm abi, diyor ki aynı Antalya'da galiba yanlış hatırlamıyorsam, diyor ki işte Japonya'da da dolar yene karşı
yene karşı işte çok değersiz falan. Ya değersiz olsun. Japonya zaten kendi uçağını üretiyor. Kendi arabasını üretiyor. Kendi telefonunu üretiyor. Adam kendine yetiyor zaten. Sen kendine yetemiyorsun ki. Her şeyini üretiyor abi. Herkes, yani Japonya kendine yetiyor. Sen kendine yetemiyorsun ki. Yani adamların alım gücü iyi. Bir de alım gücü iyi. Dışarıdan geliyor. Neyin? Japonya'nın ham maddesi genel olarak dışarıdan geliyor. Dostum dışarıdan gelsin de. Yani sonuç olarak adamların yani ürettiği bir, ihraç ettiği bir şey var. Senin ihraç ettiğin çok fazla hiçbir şey yok. Yani üretim yok. Yok üretim yok abi. Hani üretim olmadığı sürece yani abi çok hani düz mantık düşünelim ya. Düz mantık kitabı var. Düz mantık düşün abi. Sen dükkanında bir şey üretmezsen neyi satacaksın abi? Sen dükkanında bir şey satmazsan nasıl para kazanacaksın? Dilenelim mi? Almanya'dan mı dilenelim para? Dilencilik mi yapalım? En çok dayılardan bahsettin şimdi bu röportajda. Evet. Buradan dayılara da bir seslenmek ister misin bizi izleyenler? Dayılar yani önümüze hani Tayyip tamam biz Tayyip yapsın Tayyip'i destekleyelim abi. Biz oncu buncu değiliz. Biz geleceği istiyoruz. Biz sadece geleceğimizin güzel olmasını istiyoruz. Dayılar desin ki yani biz Tayyip'te ışık görelim. Düzelsin harbiden. Biz hepimiz Tayyip'e vermeye hazırız zaten. Bu ülkenin geleceğini herkesten çok biz istiyoruz. Çünkü bu ülkenin geleceğini de biz yaşayacağız, onlar değil. Bu ülkenin geleceğini biz göreceğiz, onlar değil. Onlardan çok biz istiyoruz. Ha biz de bilirdik, ben çıkarım şu an bir tane work and travel'la Almanya'ya. Ben hayatımı yaşarım. Ama buradaki kalan genç ne olacak? Buradaki benim kardeşim ne olacak? Yani dayıların bize destek olması lazım. Bize bakıyorum... Birisi röportaj yapıyor diyor ki çıkar telefonunu, ekonomi çok güzel. Yani sen zaten ekonomiyi telefondan algılıyorsan yani senin konuşmaya hakkın yok. Affedersin de. Açılışı yapılan ve yarım bırakılan fabrikaların devamını aynen öyle. Lazım. Ya abi şimdi işsizlik azalsın. Mesela bizim fabrikamız açılıyor. Atıyorum şeker fabrikası açılıyor. Evet. Devlet himayesinde yap işlet devret yapıyorlar. 5 senelik bir herhangi bir firmaya veriyorlar. Ne yapıyor? Bunun parasını, kirasını devlete ödüyor. Devlete sıcak para giriyor. Şimdi bu ekonomik krizde bak bu çok normalde çok mantıklı bir fikir. Ama sen bütün fabrikalarını yap işlet devretle devletin elinden çıkartırsan, ondan gelecek paraya bakarsan, hiçbir şey de üretmezsen, üstüne hiçbir şey koymazsan ekonominin hali bu olur abi. Yapacak bir şey yok. Konumuz seçim mi? Sen röportajın ortasında geldin galiba. Evet. Şimdi önümüzde bir seçim var. Senin bir tahminin, bir öngörün var mı? Ne olur? 20 yıldır yaşadığımız senaryo yine yaşar mıyız? Yoksa bir değişiklik olur mu? Vallahi abi benim bildiğim kadarıyla şu an Recep Tayyip Erdoğan başa gelirse anayasal bir suçmuş galiba. Anayasaya göre aday olamayacağı söyleniyor. Aynen, anayasaya göre şu an bir suç, anayasa değiştirilmezse. Aynen meclisten tekrardan genelgeye çıkması. Anayasayı tanımıyorum diyor adam. Yani ya tekrardan anayasayı değiştirecekler. Yani ya tekrardan genelgeyi değiştirecekler tekrardan başa gelebilmeleri için. Ya da bir aday gösterecekler. Yani ben bilmiyorum abi hani ben... Aday olduğunu düşünelim. Şimdi ben bakıyorum hani objektif olarak bakıyorum abi. Hani affedersiniz hani burada beni yargılayanlar olabilir, Kürt kardeşlerim beni yargılayabilir abi, ama ben şunu söylemek istiyorum, hani benim bir düşünce özgürlüğüm varsa ben bakıyorum abi, Halkların Demokratik Partisi'ydi galiba HDP olarak, yani bunun başkanı çıkıp benim ülkemde ben yıllardır terörle mücadele ederken APO'nun heykelini dikeceğiz diyorlar. Şu an daha yeni içeri girdi. Ve bu adamların çıkmasını isteyen Cumhurbaşkanı adayları var. Arkadaşlar gözünüzü açın, salak olmayın. Uyanın. Adam diyor ki APO'nun heykelini dikeceğiz, Kürdistan kuracağız. Ya siz kimsiniz de bizim ülkemizde Kürdistan kuracaksınız? Siz onun yani hayalini bile kuramazsınız da bu insanlara destek vermeye çalışıyorlar abi. Şu an ben bakıyorum, benim ailemle ben konuşuyorum. Diyorlar ki bunlar böyle böyle yaptı. Tamam. Evet hani muhalif kısmı eledim. Onlar da benim gözümde hani cidden böyle doğru gördüğüm bir insan yok. Şu an Tayyip'e geliyorum abi. Değişen bir şey yok. Beraber İbrahim Tatlıses'le hatırlarsanız Barzani ile el ele tutuştuğu mitingleri hatırlıyorum. Şimdi ben bakıyorum bir ülkede benim oy verebileceğim yani evet bu adam bizi kurtarır diyebileceğim hiç kimse yok. Cidden sorun bu bence. İşte abi denedik SGK battı bilmiyoruz. Yani bize bir inşallah abi gelsin biz deneyelim biz verelim ama hani o ışığı göremiyoruz. O ışığı görsek deneteceğiz zaten. Türkiye'nin kalkınması için şu anda seçimde milletvekili sayısını yarıya düşürecek. Tabii. 300 tane yeter ki abi gelir. 300 tane milletvekiliyle bir şehre bir fabrika yapar her ay 500 kişi çalışır. İşte geç de çalıştı işsizlik döndü. 600 tane milletvekili ne işi var ne işi ya ne yapıyor ya? Bizlerin vergilerle orada. 30 liraya içiyor sen burada 30 liraya içiyorsun. Maaş alıyorlar yazık değil mi vatandaş? Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Yok abi teşekkür ederim. Ekonomi süper. Ekonomi. Ne mi diyorsun? Vallahi bak biz 20 yıl ya bir gün bir yıl sıkıntı geldi bu millet isyan ediyor ya. Dünyanın her yerde var bu. Hangi nerede var abi?
abi tam olarak? Abi şimdi bu Müslüman ülkedir. Öbürüne kıyası sen yapamazsın. Bu Müslüman ülke, Müslüman ülke tabii ki. Fakir mi olur Müslüman ülkeler? Hep git. Git bak Müslüman ülkeler ekmek bulamıyorlar. Müslümanlıkla bak. Tam olarak bağlantısı ne ekonominin? Şimdi bu ekonomi bak var. Geçen eskiden bir köye girsen bir tane maaşlı vardı. Şimdi 50 tane maaşlı var bir köyde. Bak ona göre gidelim. Maaşlı derken? Ya şimdi eskiden bu kadar maaş yoktu. Neden yoktu? Şimdi, yani tam şimdi bak sakat maaşlı, kör maaşlı, yani yaşlı maaşlı, her şey herkes maaşlı. Ya peki maaş... bu para nerede geliyor? Biz veriyoruz, bizim cebimizden çıkıyor. Nereden gelecek abi? Tabii ki devlet bize veriyor. Devlet mi veriyor? Yani bizim cebimizden çıkıyor abi. Tabii. Vergilerimizden ödenen şeyler ya, bunlar. Bir sıkıntı olmuş. İnşallah o da geçicidir, geçer ya. Neden oldu bu sıkıntı peki? O kadar isyan etmeyelim ya. O kadar kimse aç kalmamış ya. Şimdi aç kalmamıştı da daha önceki hükümetleri de bu yüzden değiştirmedik mi? Mesela 2000 yılında AK Parti nasıl geldi? Hükümetler gelse daha fena olur. Hükümet olur diyorsun. Hükümet devam etsin abi ya. Peki var önümüzde bir seçim? Nasıl olsa bu Müslüman bir hükümet daha iyi. Diğerleri Müslüman değil mi abi? Vallahi Müslüman ya. AK Parti Müslüman bir ülke. Diğerleri? Diğerleri o kadar değil ya. Sen de biliyorsun. Abi yok. Kılıçdaroğlu yani, geldi mi ne olacak ya? İmanın kimde olduğu hani bilinmez ya, abi. Var mı öyle bir şey? Bir arada yaptılar onlar. Müslüman mısınız abi? Müslümanız Allah. Yani Müslüman birisine emin olmadan Müslüman değil demek de insanı dinden çıkartır yok, bu. Yok dinden değil ya. Bunun gibi Müslümanlığı yok ben dedim. O da Müslümandır da. %99 zaten Türkiye Müslüman bir ülke. Ama bu daha dine yakın. O yüzden oy veriyorsunuz yani. Ya Güneydoğu'ya sen git. Mesela %5 ancak Kılıçdaroğlu veriyor. Diğer partiler peki? Niye vermiyor? Niye vermiyor ben sana söyleyeyim. Niye vermiyor? Eskiden şey oluyordu. Hani camiler ahır yaptılar. Ahır mı yaptılar? Yaptılar ya. CHP yaptılar. Bir arada hani şeyde Adana'da yürüyüş yaptılar. Kahrolsun şeriat ya. Herkesin zoruna gitti artık. Kimse onlara oy verecek yok. Vermez diyor. Vermez yani. Bizim Güneydoğu vermez. Anketlerde hayli oy kaybettiği gözüküyor şu anda AK Parti'nin abi. Bu bir ya gerçek. Altılı masa diye bir şey yok ya. Altılı masa. Erkeksen tane tane gelsin. Kalkan mı bu? Altı tane bir kişiye gidilir mi ya? Altı kişi bir kişiye gelir mi? Demek gücü yetmiyor. AK Parti tek kişi mi abi? Demek gücü yetmiyor abi. Cumhur İttifakı tek kişi mi? Tek bir parti mi? Şimdi bunlar altılı masa diyor. Tamam. Altılı masadan önce AK Parti Cumhur İttifakı'nı kurdu ya. MHP ile bir oldu ya. O da tek değil yani. O zaten o iki parti olmuş. Büyük Birlik Partisi var, Vatan Partisi var. Ya biz onları da zaten fazla tanıyoruz. Onlar fazla bizde. Dört parti onlara tek başına değil, onlara dört kişi. Oyları. Tek parti. Onlar da tek parti değil, onu söylüyorum. Cumhur İttifakı tek parti değil. Yok. Onlar onlar yok. Ya şimdi altılı masa. Bak bir aday daha şey çıkaramadılar. Çıkarmıyor aday yok. Muvaktaki. Niye yok? Kim çıkacak? Yetmiyor. Abi bakarsanız anayasaya göre şu anda AK Parti de aday çıkartamıyor. Abi AK Parti. Erdoğan aday olamıyor anayasaya göre. Olur ya. O olmasa daha güzeli olur. Anayasa tabii pek fazla önemli değil. Doğru. Zaten yeter ki o partide olsa şey kim olursa olsun. Ben Kürt'üm. Batmanlıyım. Kozlokluyum. Tuzla Güzlülüyüm. Anladın? Fakat bizim kökenimiz Hazreti İbrahim'den bu yana Kürtler Türkiye'nin kurucusudurlar. Nemrut var ya. Nemrut Hazreti İbrahim'in amcasıdır. O zamandan beri Kürtler Türkiye'nin kurucusudurlar. Ama söze geldi mi diyorlar Kürt vatandaşımız. Halbuki Kürtler Türkiye'nin kurucusudur. Omuz omuza kazanıldı bu memleket. Doğru. Doğrudur. Yani beni dinle. Ondan sonra Nuh peygamber. Biz onun sülalesinden gelmişiz. Cüdü Dağı biliyorsun. Evet, evet. Şimdiye kadar Kürtler Türkiye'nin kurucusudurlar. Hazreti Salahaddin Eyyubi Türkiye'nin kurucusu değil miydi? İsteseydi meclisi Diyarbakır'da kuramaz mıydı? Kurmadı. Doğru mudur? Konu nereye gelecek onu merak ediyorum. Dur. Konu Malazgirt'te kapıyı açtı. 6000 insan onlara kucak açtı. Getirdi Türkiye'ye. Sahip çıktı. Demek istediğim biz Kürtler birbirimize sahip çıkmıyoruz. Biz Kürtler birbirimize sahip çıkmıyoruz. Turgut Özel Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun. Dedi ben bilmiyorum kaç bin tane kadro vereceğim Kürtlere. Hepsini kurucu yaptı. O kurucuların yerinde fabrika kursaydı bize. Farz edelim Batman'da 10 tane fabrika, Van'da 10 tane fabrika, Bitlis'te 10 tane fabrika kursaydı. Bunları kursaydı kurucuların yerinde. Silah onlara vermeseydi biz omuz omuza o zaman kardeş gibi yaşardık giderdik. Bu bir onun hatası. Allah rahmet etsin seviyorduk onu. İyiydi. İkincisi bu serbest piyasayı yaptı ya, ekonomi oradan öldü. Serbest piyasa. Ya alıyorsun sabah 10 lira, akşam 5 lira satıyor. Kardeşim öyle olmuyor. Serbest piyasa nedir serbest piyasa? O zaman Mart'tı. Mart dolar Türkiye'ye getirdi. Yabancı ülkenin parası ne işi var Türkiye'de kardeş? Bu Turgut Özel böyle yaptı. Serbest piyasa yaptı. Anlıyorsun beni? Son yıllarda ekonomide bir kötüye gidişat var. Yani 2 yıl öncesinden bahsediyoruz. Gidişat var, tamam.
ama zor toparlanıyor. Türkiye gittikçe çok oluyor. Çok oluyor. Yetmiyor. Yetmiyor artık Türkiye'ye. Bir de bu yabancılar da Türkiye'ye bindiler ya. Şimdi Türkiye, ben cumhurbaşkanı olsaydım yabancılara ev satmazdım. Yasak öyle olacaktı kardeşim. Satıyoruz, üstüne bir de vatandaşlık hediye ediyoruz abi şu anda. Vatandaşlık da vermeyecektim. Ben bunu söylüyorum. Benim düşüncemdir bu. Diğerleri belki mesela onlara göre belki iyidir. Ben olsaydım ben satmazdım. Yabancılara ev satmazdım. Onlara Türk vatandaşlığı da vermezdim. Şimdi doğru değil mi? Hak yoktur ya. Bize yetmiyor Türkiye kardeşim. Ya bize yetmiyor Türkiye. Bir de yabancıları getir onlara bak, onları besle. Önümüzde öyle bir seçim şey var abi. Sizin bir tahmininiz var mı? Ne olur bu seçimde? Seçimde hayırlısı Allah'tan. Tahmininiz var mı? Bir öngörünüz var mı? Vallahi diyeceğim olmuyor. Tahmin abi, bu sıkıntı yok. Tahmininizi söyleyebilirsiniz. Tahmin. Şimdi bir ağacın başı 6 tanaysa. Bu bir tanadır değil mi? Evet. Ama 6 tane başı var. Onu çak, çamura da çak. Kırılır dağılır hepsi. Anlıyorsun beni? Böyle çak. Ama bir tanaysa çakarsın, betone de gider. Altını masadan AK Parti'den bahsediyorsunuz galiba. Altını masadan bahsediyorum. Anladın mı beni? Şimdi Selahattin Demirtaş başka bir partide, HDP'te olmasaydı başka bir partide aday olsaydı cumhurbaşkanı olurdu. Az önce abiye de söyledim. Altılı Cumhur İttifakı da tek bir parti değil abi. Onlar da birkaç partiden oluşuyor. Onlar da tek bir parti değil. İşte ben sana söylüyorum. Sen beni anladın mı şimdi ben sana ne dediğimi? HDP tek başına. Yok, HDP değil. Selahattin Demirtaş eğer HDP'ten aday olmasaydı Kürtler, Türkler, Doğu, Güney, hepsi Türkiye, hepsi belki o adama oy verirdi. Belki cumhurbaşkanı da olurdu. Sana hayırlı günler, kolay gelsin. Her şeyin hayırlısı Allah'tan. İnşallah. Çok sağ olun. Bizim hakkımızda hayırlısı neyse Allah-u Teala o yapsın. Ama serbest piyasa iyi değil.